Polisi, itfaiyecisi, sağlıkçısı yol kenarında. Lüks bir otomobili kamyonun içinden çıkarmaya çalışıyorlar. Neredeyse iç içe kaynaşmış iki metal yığınını ayırmak için uğraş veriyorlar. Hemen söyleyelim, geliyorum diyen bu kazada lüks aracın içindeki iki genç hayatını kaybetti. Kamyon şoförü yaralı kurtuldu. İzlediğiniz Zonguldak Alaplı yolundaki bu manzara hikayenin sonu. Ancak öncesinde kamyona çarpan aracın sürücüsü, 20 yaşındaki hız tutkunu Melih Enes Bülbül ile ilgili bilgiler çok daha çarpıcı. El Habibi pilot. Melih'in elimizdeki tek videosu bu. Bir jipin direksiyonunda. Yanında da bir arkadaşı var. Gülüp eğleniyorlar. Güzel günün keyfini çıkartıyorlar. Şansıman elimde kalacak. Bu donuk karede kamyonun altına giren lüks otomobilin kadranı 200 kilometreyi gösteriyor. Ancak kaza anının süreti değil bu. Bu kare 15 ay öncesinin. Hız tutkunu Melih tarafından hareket halindeyken çekildi. Yani genç 3 işi bir arada yaptı. Bir ayağı gaz pedalındaydı, bir eli direksiyonda, diğer eliyle de hız göstergesinin fotoğrafını çekti. Sonra ne mi yaptı Melih? 200'ü gösteren fotoğrafı internet sitesi Facebook'a koydu. Ben bunu yaptım arkadaşlar dedi. Tebrik eden de vardı, yavaş git diyen de. Arkadaşım manyak mısın? Yavaş gitsene, nedir bu hız merakı? Kardeşim merak değil, bu tutku. Zamana meydan okuma. Efelendiği zamanın içinde yok oldu Melih. Yazışmalardaki en ilginç bölümü getireceğiz şimdi ekrana. Melih'in yakın arkadaşlarından Egemen Acar'la yaptığı mesajlaşma. Dinleyin, sonra kısacık da Egemen'i anlatacağız size. Yalnızken 200 yapıp çekiyorsun. Helal olsun kardeşim. Bir de İstanbul içi 250'yi beraber göreceğiz. Sözün var. İnşallah kardeşim. Ölene kadar böyle tutku bu. Ne yapalım? Bundan öleceğiz zaten sanırım. Yeditepe Üniversitesi'nde okuyan Melih'in sonu yazdığı gibi oldu. Hız merakı hayattan koparıp aldı onu. 21 yaşındaki Egemen'e gelince bu kazada lüks aracın içinde Melih'in yanındaydı. Hayatını kaybeden ikinci isim. 1,5 saatlik uğraşın sonrasında gençlerin cesetleri çıkarıldı. Burada yığınla dönen otomobilin içinden. Üstleri beyaz bir örtüyle örtüldü. Kazayı duyan iki arkadaşları da oraya geldi. Önce böyle bir görüntüye inanamadılar. Öyle ki biri çömelip kaldı, kendinden geçti. Melih Enes Bülbül ve arkadaşı Egemen Acar bugün toprağa verildi. Biri Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, diğeri Alaplı'da. Geride Facebook'taki bu fotoğraf karesi kaldı. Bir de yok oluş anı. En önemlisi de hızla akan zamanı yakalamanın imkansız olduğu. Hepsi bu kadar.